Huzurun tatlı şehri Mustafa Kemal Paşa'nın haber bülteniyle karşınızdayız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'ya gelerek bir dizi açılışa katıldı. Tüm belediye başkanlarıyla beraber toplantı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi'nin tüm süreçlerini alkışlarınıza hazır. Bir dizi ziyaret ve açılış gerçekleştirmek üzere Bursa'ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atık Entegre Tesisi fidan dikimi, kentsel dönüşüm, temel atma ve toplu açılış törenine katıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Paşa'nın adını taşıyan ilçemizde de güneş enerji santralinden iskan konutlarına 404 tane iskan konutlarını burada da tamamladık. Bakan Kurum daha sonra belediye başkanlarıyla ilçeler için toplantı programı gerçekleştirdi. Milletin meydanı, milletin makamı bu haftada Mustafa Kemal Paşalıların yoğun ilgisiyle geçti. Mustafa Kemal Paşalıların her hafta severek katılım sağladığı meydan makam buluşmaları yoğun ilgi gördü. Başkanım bana bunu zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Her hafta halkın sesine kulak veren Başkan Kanar talepleri tek tek not aldı. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar, esnaf odaları başkanları ile bir araya gelerek işbirliği ve güç birliğini sürdürdü. Esnaflıktan gelen bir belediye başkanı olduğunu her zaman dile getiren Başkan Kanar, esnaf bir ilçenin görünen yüzüdür dedi. Esnaf odaları başkanlarıyla istişarelerde bulunan Başkan Kanar, birlikte daha güçlü olduklarını söyledi. 131 mahalle, 131 emektar muhtar, Belediye Başkanımız Mehmet Kanar'la buluştu. Kırsaldan merkeze tüm mahalle talepleri tek tek masaya yatırıldı. Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Muhtarlar Derneği'nin düzenlediği programa katıldı. Talep ve önerilerin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başkan Kanar, "İlçemiz için canla başla çalışmaya devam ediyoruz." dedi. 3 Ağustos çarşamba akşamı müzik dolu eğlenceli bir gece için sizleri Adnan Menderes Meydanı'na bekliyoruz. 141. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Mustafa Kemal Paşa Belediyesi TRT Müzik konseriyle keyifli bir gece yaşatacak. Türkiye'nin ilk taşra belediyelerinden biri olan 131 mahallesiyle Bursa'nın hizmet alanı en büyük bölgelerinin başında gelen Mustafa Kemal Paşa Belediyesi kuruluşunun 141. yılını düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerle kutlayacak. 3 Ağustos çarşamba günü 141. kuruluş yıl dönümüne özel Alaturka gecesi düzenlenirken TRT Müzik kanalı Adnan Menderes Meydanı'ndan canlı yayın yapacak. İsmail Özkan ve Mine Geçil'in sunduğu Alaturka Akşamlar programının konuğu ise Meliha Yazıcı olacak. Yaş ağaç tez eğilir derler. Bizler de geleceğimizin teminatı gençlerimize eğlenceli bir atölye düzenleyerek küresel ısınmanın önemine değindik. İklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda çeşitli çalışmalar yapan Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bilgilendirme amaçlı etkinlik düzenledi. Kutup ayıları neden üşümez deneyine katılan gençler hem eğlendiler hem de öğrendiler. Mustafa Kemal Paşa topraklarının cömertliği, dökülen her damla alın terinin karşılığı alındı. Bu bereketi aşevimizle paylaşan hemşerimize teşekkür ediyoruz. İlçe halkının bağışlarıyla her gün yüzlerce ailenin evine sıcak aş ulaştıran Hala Sultan Aşevi'ne Mustafa Akduğ isimli hayırsever kendi yetiştirdiği karpuzlarla destek oldu. Haftanın tüm önemli gelişmelerini sizlere aktardık. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın.